Seçimlere sadece 4 gün kala siyasi partiler seçim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bursa'da kampanya sürecini stüdyo konuğumuz olan İYİ Parti milletvekili adayı Özgür Şimşek'le konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimşek. Şimdi bir yandan aslında Cumhurbaşkanlığı seçimi, diğer yandan genel seçimler, milletvekili seçimi ve kampanyalar inanılmaz hızlı bir şekilde devam ediyor. Bursa'da artık tam olarak bu sürati, bu tempoyu hissetmeye başladı. Önce bir genel değerlendirme alalım sizden. İYİ Parti'nin çalışmaları çok hızlı gidiyor, çok güzel gidiyor. Halkla gerçekten bütünleştik ve çok büyük bir teveccüh var. Gittiğimiz her yerden sevgiyle karşılanıyoruz. İzdiham olacak derecesinde büyük bir üye kaydımız var. Çok mutlu ve güzel gelişmeler oluyor. Peki gelelim bayramın son günü, yani pazar günü Gökdere Meydanı'nda gerçekleşen Meral Akşener'in gerçekleştirmiş olduğu mitinge. Öncelikle bir izlenim almak gerekirse sizden, konum olarak mitingde Gökdere Meydanı'nın verdiği tepki nasıldı sizce? Gökdere Meydanı Bursa'da en kapasitesi en geniş alan, 66 bin kişi kapasitesi var. Herkes resimlerden de gördüğü üzere doluydu. 50 bine yakın vatandaşımızla birlikteydik biz Gökdere Bulvarı'nda. Ve herkes koştura koştura geldi mitinge. Sırf Meral Akşener'le görüşmek, onu dinlemek için orada yaklaşık 50 bin vatandaşımız toplandı. Şimdi sizin özellikle Bursa'da İYİ Parti'den genç bir isim olarak vaatlerinizi öğrenmek istiyoruz biz aynı zamanda. Bursa için özellikle siyasi temeli bir miktar daha farklı olan bir yoldan geliyorsunuz. Evet. Aileden siyasetçi bir konumunuz var. Evet. Ama bununla beraber biraz da hayata teknik ve mühendislik açısından da bakma özelliğine evet. sahipsiniz. Çünkü evet. makine mühendisisiniz evet, sanırım makine değil mi? Evet. Dolayısıyla Bursa bu bakış açısıyla Bursa'ya neler vaat ediyor Özgür Şimşek? Bursa bir tarım şehri, ayrıca Bursa bir sanayi şehri. Şimdi bu ikisinin harmanlanması çok önemli. Vergi yükleri çok fazla. Özellikle girişimci, genç girişimcilere çok büyük teşvikler hazırlanıyor. Bu teşviklerin kullanılması en az 5 kişiyle birlikte çalışılabilmesi için biz projeler hazırlıyoruz. 5 kişiye bu arkadaşlara teşvikler verilecek. Tabii güzel projeler olacak. Bunlara biz takipçisi olacağız ve bunlarla ilgili istihdamı artırıcı daha birçok proje var. İş bulana kadar 500 lira bizim gençlerimize maaşımız var. Bu da onların kendilerini gerçekten geliştirebilmesi için zaten çok önemli bir kaynak. Bunların hepsi gençlerimizin ileriye yönelik Ar-Ge çalışmalarına yönelik, yazılım çalışmalarına ve uzay çağına yönelik çalışmalarına teşvik olarak görebiliriz. Dolayısıyla Bursa'da bir sanayi kenti olarak tabii. bu projelere aydınlık bir bakış açısı getirmeyi tabii, planlıyorsunuz. Kesinlikle. Tarım çünkü, kısmını da konuşalım isterseniz. Şimdi bu dediğim gibi tarım kısmında özellikle birçok yabancı ülkede, Avrupa'da falan az suyla az kuru suyla tarım, yetiştirilen kuru tarıma yönelik çalışmalar var. Biz bunların hepsinin özellikle yerleştirme konusunda geliştirmeye devam edeceğiz. Şu an bizim her şeyimiz yurt dışından geliyor, ithal ediyoruz. Biz bunları engelleyeceğiz. Mercimeğin gelişine dur diyeceğiz. Nohutun gelişine dur diyeceğiz ve biz her şeyimizi işte üretip ihracatı arttırma yöntemlerini bulacağız. Ve bu konuda bizim çok ciddi teşviklerimiz var. Peki, biraz da ekonomi belki de çatısının yanıtlayabileceği sorular kısmına doğru yorumlarınız evet. akıyor. Şimdi şunu sormak istiyorum. Bursa dendiği zaman belki seçmenin ben buradayım dediği ama lider adaylarının pek de fazla uğramadığı bölgelere dikkat ediyor musunuz? Yani şu ana kadar nerelere gittiniz? Vatandaşla hangi ilçelerde, hangi bölgelerde bir araya geldiniz? Şimdi ben birinci bölge adayıyım. İl başkanlığımızın oluşturmuş olduğu bir komisyon var. SİM olarak nitelendirilen. Her gün düzenli olarak gittiğimiz bölgeler var. Hem aday adayları, hem adaylar, hem yönetimdekiler, hem gönüllülerimiz her bir şeye, ilçeye, ile, köye dağılmaya çalışıyoruz. Birebir dağ köylerinden
en büyük şehir merkezlerine kadar, yani şehir merkezi dediğim artık Nilüfer de bir şehir merkezi Evet. olduğu için o şekilde diyorum. Birebir halkla temas ederek, konuşarak biz seçim çalışmalarımızı çok yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Yani bu özellikle Ramazan'da gece çalışmalarımız, sahur çalışmalarımız çok oldu. Hı. Gerçekten en çok çalışan parti şu an İYİ Parti. Şimdi tahmin ediyorum ki bazen elinize küçük bir not sıkıştırarak, bazen cebinize bir şeyler atarak muhakkak ki isteklerini, taleplerini Tabii. veya umutlarını dile Tabii. getiriyordur seçmenler. En çok hangi konuyla ilgili talep alıyorsunuz ya da Ekonomi, şikayet diyelim? ekonomi. Hı. Şu an ekonomimiz gerçekten kötü durumda. İnsanlar umut arıyorlar. Şartların düzeltilmesi için umut arıyorlar. Bizden ne verebileceğimizi. Bir de şimdi bir takım istikrarsızlıklar var şu an çok gündeme getiremediğim. Bu istikrarsızlıkların giderilmesini istiyorlar. Hı. Eşit hak, eşit demokrasi ve hukuka uygun şekilde davranılmasını halkımız gerçekten istiyor. Hı. Yani bu köye gittiğinizde de böyle, şehre gittiğinizde de öyle. Benim diyor çocuğum diyor gerçekten hak ettiği işin içe girebilmeli. Bunu gündeme getiriyorlar. Ekonomiyi düzelttiğimiz zaman zaten birçok şey düzeleceğine inanıyorum ben. Siz kaç yaşından itibaren siyasete daha yakın bir imaj çizmeye başladınız ve özellikle size gençlerin eğilimi nasıl? İYİ Parti'ye karşı bir merak, bir arzu, tutku var mı toplumda? Şimdi biz Gençlik ve Kadın Hareketi'yiz. Sayın Genel Başkanımız bunu zaten her toplantıda, her mitinginde belirtiyor. Özellikle kadın adayların, bize kadın seçmenlerin Hı. pardon, çok büyük bir teveccühü var. Hı. Mitinglerde çok net Mitinglerde okunuyor, kadınlar, anlaşılıyor. evet zaten kadınlarımız sahada çalışıyor çoğunlukla. Ve kadın seçmenin bize özellikle güvendiğini, gerçekten bize ellerimizi tutarak lütfen meclise girin, lütfen bizim hayatımızı düzeltin dedikleri o kadar çok oluyor ki. Yani o konuda gerçekten çok mutluyuz. Biz bu güveni hem kadınlarımıza vermişiz, hem vatan erkeklere, gençlere verebilmişiz. Ama başta kadın ve gençlere verebilmişiz. Bunu görüyoruz biz sahada diyeyim. Gençlik kolları olarak peki neler oluyor Bursa'da? Biraz da onu Şimdi anlatmanızı gençlik isteyeceğiz. kollarımız başkanı Mehmet Solaklı çok çalışkan bir arkadaşımız. Gerçekten afiş asmadan broşür dağıtmaya, gençlikle ilgili yapılabilecek, onlarla direkt irtibat kurabilecek her yerde ekip olarak çalışıyor. Bir de Türkiye'nin en genç milletvekili adayı biliyorsunuz Merve arkadaşımız da bizim partimizde. Onu da gençler gördüğü zaman Hı. hafif bir kıskançlıkla keşke ben de olsaydım falan diye siyasete gerçekten sıcak bakmaya teşvik ediyorlar. Dolayısıyla iyi örnekler Çok iyi oluşturuyorlar. örnekler oluşturuyorlar ve onların enerjisi bizi de teşvik ediyor. Hep beraber çok güzel çalışmalar sürdürüyoruz. Şimdi genel süreci biraz değerlendirirsek eğer yaklaşık 4 günümüz var seçime ve anket sonuçları da yavaş yavaş artık masaya dökülmeye başladı. Evet. Ne tahmin ediyorsunuz? Birinci bölge ve ikinci bölge milletvekili sayısı olarak. Şimdi şöyle bu birçok siyasetçi dile getiriyor. Tam sağlıklı anket sonuçları yapılamıyor. Bir dip dalgası bekleniyor. Hı hı. Bu dip dalgasının olduğunu biz nereden anlıyoruz? Kamuda çalışanlar kendilerini belli etmiyorlar. Hı. Veya belediyede çalışanlar kendilerini belli etmiyorlar. Ama gerçekten bir dip dalgası bekliyoruz ve buna rağmen biz en az 6 milletvekili olarak Bursa'dan. En az evet düşünüyoruz. Fazlası olabilir. Bir patlama bile olabilir. Bunu bekleyelim hepimiz. Peki bu dip dalgası örneğin Sayın Bahçeli, Sayın Temel Karamollaoğlu da aynı şekilde bu tarz beklentilerinin olduğunu ifade ettiler. Ama anketlere teker teker baktığımız zaman bazı anket şirketlerinde İYİ Parti örneğin %7'lerde 8'lerde ifade evet. edilirken bazı anket şirketlerinde %17 %18'lerde rakamlar da karşımıza çıkıyor. Hemen hemen hiçbir partide bu tarz bir hareketlilik gözlemlemiyoruz aslında. Evet. Siz bunu neye bağlıyorsunuz? Şimdi şu şekilde bu nitelendirilebilir. İktidar partisi kendi rakip olarak İYİ Parti'yi görüyor.
Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi de yaklaşık hani para sıfır olarak 2002 yılını sıfır olarak kabul edersek ana muhalefetlik görevini 16 senedir devam ediyor. Mutlu beraberlik gidiliyor. Şimdi bu ittifakta yeni bir muhalefet partisi geldi ve bu muhalefet partisi de ciddi bir parti. Yani ciddi seçmeni olan, ciddi politikaları, projeleri olan bir seçmen ve bunu manipüle etmek için anket maalesef şirketleri de kullanılıyor. Esas, neyi düşünüyorsunuz? Düşünüyoruz ve de duyumlarımız da var bu konuyla ilgili. Son bir soru, süremizin sonuna geliyoruz. Yavaş yavaş Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili ne düşünüyorsunuz sonuca dair diyelim? Tabii ki 8 Temmuz'da kalacak. Sayın Akşener'le Sayın Erdoğan arasında olacak bu seçim. Ve biz Sayın Meral Akşener'i Cumhurbaşkanımız olarak 8 Temmuz akşamı göreceğiz. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Özgür Şimşek konuğumuzdu ana haberimizde. Haberlerimizde de kaldığımız yerden devam ediyoruz.